Sayın Türk İş Başkanı Atalay Bey, Büyüce'de yaşanan deprem, sel felaketini ziyaret ediyorsunuz. Büyüce ile ilgili, bu bölgeyle ilgili Türk İş olarak yapmak istediğiniz, planlarınız bir şey var mı? Bir programımız var mı? Şimdi olay anından itibaren işte muhtarla, Sayın Bakanımızla görüşme imkanı bulduk. Şu arkadaşlarımız burayla ilgili bizim devletin bütün yetkilileri buradaydı bugüne kadar. Hala devam ediyor. İşte bugün zannediyorum bir çocuğumuz daha bulundu. Bir tane bir evladımız var. İnşallah bir an evvel o da bulunur. Ondan sonra Sayın Bakanım burada işte devlet çevreyle ilgili bu köylerle ilgili ne yapılması gerektiğini planlaması programını yapıyorlar. Buraya ilgili de bize düşen bir iş varsa Türk işi olarak ben de bu bölgenin insanıyım. Gücümüz imkanında da ne varsa onunla ilgili tereddüt etmeden yardımcı olma hazırız. Yani burada bu bir afet. Evet. Burada herkesin, sivil toplum örgütlerinin devletle beraber katkı sağlaması gerekiyor ki bugüne kadar da devlet noksansız bu işleri yaptığını görüyorum. Evet. Sivil toplum örgütleri de bu meselelerle ilgili. İşte biz her ne kadar arkadaşlarımız bizim adımıza buraya gelse de benim gelmem gerekiyordu. İşte bugün planlamasını yaptık. Evet. Sayın Bakan'la beraber buradayız. Yani burada bize ilgili bize yüksek bir görev varsa maddi manevi hiç tereddüt etmeden yerine getirdik. Bir an evvel ama burada bir evladımız bugün bulundu. Öbürünün de bir an evvel bulunması, ailesine teslim edilmesi, cenazesinin kaldırılması. Öncelik iş bu. Ondan sonra bununla ilgili hepsinden devletin yetkilileri burayla ilgili çevre düzenlemesinden tut, yoludur, köprüsüdür, bununla ilgili katkı yapıyorlar. Biz de bize düşecek bir şey varsa Sayın Başkan'la konuşup yani noksansız yapma gayret ederiz. Biz evvela yerinde arkadaşlarımızı gelelim, geçmiş olsun diyelim dedik ama ondan evvel de bizim adımıza bizim arkadaşlarımız Türk adına buradalardı. Evet. Üzerimize düşeni yapma gayret ettik. Bundan sonra devam edelim. Peki, teşekkür ederim.